Beyim, obadan haber var beyim. Artuk Beylere pusu atılmış. Artuk Bey'le obaya dönen iki alp şehit olmuş beyim. Ya Artuk Bey? Artuk Bey kayıp beyim. Demek bundan gelmedi obaya. Bir iz, bir ipucu var mıdır? Yoktur beyim. Gündüz Alp ve Süleyman alpleri yanına alıp tez aramaya çıkmışlar. Beyim, kim kaçırır Artuk Bey'i? Artuk Bey bizim bütün sırlarımıza vakıftır Bamsı. Sırrımızı almak isteyenler kaçırdı onu. Artuk Bey nice eziyet görse de ağzından tek kelam çıkmaz. Lakin biz tezelden onu bulup ona bunu yapanların başına da gök kubbeyi yıkacağız. Turgut. Buyur beyim. Mergen. Tez Süleymanlara katılın. Dağ taşı talimat edin. Gerekirse yerin yedi kat dibine kadar bakın. Onları bulmadan gelmeyin Turgut. Buyruk senindir beyim. Baskın var Ertuğrul'un alpleri. Yerimizi buldular. Nasıl bulurlar burayı? Çabuk gebertin onları. Çabuk. Hesabımız bitmeyecek. Alper! Tez o itip peşine düşün! Mergen, sen de Ertuğrul Bey'e haber edesin. Haydi. Artuk Bey. Ne etti bu zalimler gözlerini Artuk Bey? Giden göz olsun Turgut'um. Sırrımız bize kaldı ya. İnşallah şifana bulacağız Artuk Bey. Haydi Artuk Bey obaya yetiştirelim. Dağ gibi alın teri onlara kalacak beyim. Turgut'um. Diyelim ki düşman kalenin dört bir tarafını sardı. Cenk etmekle de baş gelemeyeceksin. Ne edersin? Ölene kadar müdafaa ederim beyim. Ya sen ne edersin Bamsı? Beyim, son çare kaleden çıkar üzerlerine akın ederim. Ya sen Abdurrahman? Ölürüm de terk etmem beyim. Beyim, ya sen ne edersin? Kalenin kapılarını açar, terk ederim Bamsı. Neden beyim? Bazı vakitler kaleyi terk etmekte fayda vardır. Kaleyi terk ettiğinde düşman içeri doluşur Turgut. Onlar kaleyi zapt ettim diye mestliğini yaşarken sen kalenin etrafını kuşatır, onları içeri hapsedersin.
Onlara bıraktığım kale aslında onların mezarıdır. Hem onları yok edersin, hem de kaleni onlara yar etmez. İşte böyle kardeşler. Akıl odur ki yarın alacağı onu bugün vereceği bire tercih eder. Hele bir Bilge Hatun'u kurtaralım. Ondan sonra o kaleden alacağımız yalnızca altınlar değil, çok kelle olacak. Peki beyim, sen onlara istediklerini verince onlar Bilge Hatun'u geri verecekler mi? Vermeyecekler Bamsı. Vermeyecekler. Onların tek derdi Bilge Hatun değildir. Onların derdi benim canımdır. O halde ne edeceğiz beyim? Anlatayım kardeşler. Anlatayım. Gel şu peynirlerin pekmezin tadına bir bakalım. Söyle köpek, İlbilgi Hatun nerede? Abi? İlbilgi, bacım, iyi misin? İyiyim, iyiyim şükür. Acele etmemiz gerek. Turgut Bey, bu itler Ertuğrul Bey'in seni öldürdüğünü söylemişti abi. İçimizdeki hainleri ortaya çıkarmak. Hem İlbilgi Hatun'un canını kurtarmak, hem de Kefere'nin tuzağına son vermek için seni öldürmüş gibi yapacağım. Yaptığın hatayı telafi etmek için, İlbilgi Hatun'un canını kurtarmak için bunu kabul etmen icap eder. Başka çaren yoktur. Madem bacımın canı buna bağlı. Eyvallah. Şimdi öldüğüne herkesi inandırmamız gerek. Ölümse ölüm, Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey seni kurtarmak için gerekeni yaptı İlbilge. Allah Ertuğrul Bey'den de, sizden de razı olsun. Eyvallah İlbilge Hatun. Benim için hayatınızı tehlikeye attınız. Bu uğursuz yerden ters çıkmalıyız bacım. Sen bunları giyeceksin bacım. Efendim, İlbilgi yerinde yok. Ne demek yok?
Odasından kaçmış efendim. Sen yaptın. Askerler! Seninle anlaşma yapacaktık. Ama askerlerimi öldürüp kaçırttın İlbilge'yi. Bozdun anlaşmayı Ertuğrul. Altınları sana kendi isteğimle getirdim. Lakin İlbilge'yi sen alıkoymaya kalktın. Kimse benim vermediğim bir şeyi benden alıkoyamaz komutan. Niye altınları getirdin o zaman? Anlaşmak için. Lakin İlbilge Hatun bu pazarlığın mevzusu olmayacak. Beni anladın mı? Daha ne anlaşması? Ortada anlaşacak ne bıraktın? Esas teklifimi daha duymadın Dragos. İstersen öldür beni burada. Zerre pervam yoktur. Lakin beni öldürürsen büyük teklifimi duyamazsın. Hem burada olduğumu bilen Türk obaları da, Emir Bahattin de ve dahi Bey Bolat Bey de bu kaleyi başınıza yıkarlar. Bey Bolat mı? Ölmedi mi o? Köstebeğin kazdığı çukur sizi yanlış yere çıkardı. Ölmediği gibi İlbilge Hatun'u da ona kaçırttım. Şimdi sen nasıl ki benim hanıma gelip bana bir şey olursa İlbilge Hatun ölür dedin,
Eğer bana bir şey olursa bu kaleyi senin başına yıkarlar. Ya bunu göze alırsın ya da askerlerini çıkarırsın. Büyük teklifimi konuşur, ikimiz de kazanırız. Askerler! Kılıcını alın, sonra da çıkın! Durun! Anlamadın herhalde. Benim vermediğim bir şeyi kimse benden alamaz. Çıkın dışarı. Teklifini dinliyorum. Moğollara gidecek olan vergiler Anadolu'da bir yerde toplanacaklar. O vergileri birlikte ele geçirmek isterim. Bu çok büyük bir iş. Getirisi de götürüsü kadar büyük bir iş. Mesuliyeti Emir Bahattin'dedir. O vergileri alırsak hem büyük bir servete sahip oluruz, hem de Moğollar Emir Bahattin'i öldürür. Bunu niye tek başınıza yapmıyorsunuz? Beni ve alplerimi tanırlar. Oysa ben vergilerin toplandığı yeri size bildirirsem, siz de altınları alırsanız yarı yarıya bölüşürüz. İki taraf da üzerine düşeni yapmış olur. İki taraf da kazanır. Askerler! Ertuğrul'u misafir edin. Ben de düşünüp kararımı bildireceğim. İyi düşün. Anadolu'da toplanan bütün altınlar derim. İyi düşün Dragos. İkimiz de bu altınlarla büyük ordulara sahip olabiliriz. İyi düşün. İyi düşün Dragos. İyi düşün. Söğüt'e haber gönder. Köstebe yuvasından alsınlar. Buyruk sendir bey. Ertuğrul kestirip atamayacağımız bir teklif sundu. Önce sizinle konuşmak için gönderdim onu. Doğru olanı yaptın. Ama bir daha sakın, sakın onun karşısında bu kadar ezilme. Benim adamlarım, düşmanlarımızın karşısında hiçbir zaman bu kadar hafif kalmaz. Dik dur!
Subay Bolat. Bize de Mikis söyledi. Bey Bolat'ın öldüğünü gözleriyle gördüğünü söyledi. Anlaşılan Ertuğrul Köstebeğimizi buldu. Taray'a söyle, onu öldürsün. Tamam efendim. Ertuğrul'u da hala öldürme şansımız var. İlbilge'yi kaçırmış olsa da altınları ve istediklerimizi verdi sonuçta. Getirdiği altınların, malzemelerin ne önemi var? Sunduğu teklifi duymadın mı? Anadolu'dan toplanan altınlar dedi. Ayrıca ona bir şey olursa Türkler kaleye saldırır. Söğüt'ü almak isterken kaleyi kurtarmaya çalışmak olmaz. Savaş bir yana, esas önemli olan sunduğu teklif. Peki Ertuğrul'a güvenebilir miyiz efendim? Benim kafamı kurcalayan da bu zaten. Ya bu işin içinde bir oyun varsa? Bu kez Ertuğrul elimizdeyken göz göre göre onu kaçırmış ve daha önemlisi kendimizi tehlikeye atmış olacağız. Ertuğrul bizi zorlu bir eşiğe çekti. Bir kumar oynayacağız. Sunduğu teklif çok büyük. Ama belki de Ertuğrul'u öldürmek varken buna değmez. Kararınız nedir efendim? Ağabeyimin sağ olduğunu, ablamın kurtulacağını söyledin. Ne gelen var ne giden. Sırma Hatun, sen müsteri olasın. Evelallah geleceler, sapasağlam geleceler. Sırma Hatun. İnşallah bana bir tuzak kurmuyorsunuzdur. Yoksa... Demedim mi geleceğiler değil mi? Abi. Abla. Bacım. O burada afallenir kardeş. Oğuz'un durumu nasıl? Obada ahval iyidir kardeş. Oğuz da birkaç güne dipdiri olur evvelallah. Abi bir an öldüğüne inandım. Aklımı kaybedecek gibi oldum. Hepsi bir oyundu bacım. Gördüğün gibi sağ salim karşındayım. Nasıl oldu bu iş? Nasıl çıktınız o kaleden? Sağ olsun. Ertuğrul Bey'in yaptığı kusursuz oyun sayesinde tereyağından kıl çeker gibi çıktık kaleden. Ertuğrul Bey'in pusatı gibi aklı da keskinmiş. Hem de bizi kurtarıp kendini feda edecek kadar da yürekli. Ertuğrul Bey kalede mi kaldı? Turgut Bey. Beybolat abi. Ertuğrul Bey nasıl çıkacak o kaleden? Beyim her türlü ihtimale karşı bütün tedbirleri aldırdı. Bizim de Söğüt'e dönüp teyakkuzda kalmamızı buyurdu. Nasıl etmeyesin. O kaleye nasıl girdiyse öyle çıkacaktır. Canını yaktın Mikis. Kardeş. Abla! Ben de gelin. Mikis!
İyi düşün Dragos. İyi düşün. Dediklerimi düşündün mü? Düşündüm. Teklifini kabul ediyorum. O altınların hepsini alacağız ve yarı yarıya paylaşacağız. Umarım bu işbirliğimiz daha uzun yıllar devam eder. Hele bu işi bir yapalım. Gerisi hayırlısıysa mutlaka olacaktır. Anlaştık o zaman. Senden altınların toplanacağı yerin bilgisini bekleyeceğim. Eğer bu işin içinden bir oyun çıkarsa, bir daha geri dönüşü olmayan bir savaşa gireriz, bilmiş ol. Madem işbirliği yaptık, sana bir tavsiye. Sakın kazanamayacağın bir savaşı aklına bile getirme. Sonrası senin için geri dönüşü olmayan bir pişmanlık olur. Şimdi kalende oturup benden haber bekle. Askerlerim sana kalenin çıkışına kadar eşlik etsinler. Lüzumu yok. Bu kalenin bütün giriş çıkışlarını senden iyi bilirim ben. Başım. Ne işin var burada? Nasıl girdin evime? Sen içimize nasıl sızıp girdiysen, ben de evine öyle girdim Mikus. He mi? Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Nereye gidersin Mikis? Dur bakalım. Benden ne istiyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Ertuğrul Bey'imiz geldiğinde sana diyeceğim ne olduğunu. Senin de ona anlatacağım olacağım. Atlar! Götürün bunu. Çok şükür bu Badire'yi de atlattık.
Gayrı beyliğimizi ilgilendiren tek mesele Emir Bahattin Hazretleri ile İl Bilge'nin izdivaçlarını gerçekleştirmektir. Ağabey. Gel bacım, otur. Bak İl Bilge. Beyliğimizin istikbali senin iki dudağının arasındadır. Yine başlamayalım ağabey. Bak bacım, sen gel ağabeyini dinle. Emir Bahattin Selçuklu Sarayı'nın en muteber adamlarındandır. Varlıksa varlık, kudretse kudret. Beni ilgilendirmez. Sarayı da kudreti de onun olsun. Benim dik başlı bacım. Kız gönlü naz gönlüdür bilirim. Lakin sen de şunu bil. Emir Bahattin hem Selçuklu hem de Moğol ümerası tarafından sevilip sayılmakta. Abla, senin buna evet demen güçlü bir umur olur demektir. Ağabeyim bunu demek ister. İstemem. Israrla lüzum yoktur. Bu meselede fikrim katidir. Emir Bahattin'le evlenmem. Laftan anlamaz mısın sen? Gönüllü olmazsa gönülsüz. Dirini vermezsem ölünü veririm Emir Bahattin'e. Lakin ben Bey Bolat Bey sözünü yedi dedirtmem. Bey Bolat menfaati için bacısını Emir Bahattin'e verdi dedirtirsin öyle mi? İlge! Abi. Abla, sakin olun. Ya bu işe evet dersin, ya da Umuroğulları obasını bir daha rüyanda dahi göremezsin. İl Bilge, aklını başına topla, iyi düşün. Yoksa seni Alaiye'ye, teyzemizin yanına sürerim bilesin. Otur. Onca senedir yanımızdasın Mikis. Neyin eksikti ha? Bizden ne kötülük gördün de bize ihanet ettin? Hiçbir şey beyim. Hiçbir kötülüğünüzü görmedim. Mecbur kaldım. Affedin. Neyi affedeceğiz ha? Neyi affedeceğiz mi biz? Biz de ihanet cezasız kalmaz bilmez misin? Beni en zayıf yerimden vurdular beyim. Karımı çocuğumu kaçırdılar. Beni mecbur bıraktılar. Yoksa size asla ihanet etmezdim. Madem aileni kaçırdılar, ne diye gelip bize demedin? Neden Ertuğrul Bey'e aileni sordun da yalan söyledin? Korktum beyim. Korktum. Size bir şey söylersem karımı öldüreceklerini söylediler. Madem aileni kurtarmak istersin, o vakit hem aileni kurtarmamız hem de o Dragos soysuzunu yakalamam için kimlerle işbirliği yaptığını bana diyeceksin. Dragos denen adamı hiç görmedim. Bana onu denip bahsettiler. Ona çok saygı duydukları ve ondan çok korktukları belli.
Seninle irtibat halinde olanlar kimlerdi? İyi düşün. Theo, Nico ve Tara. Nico ve Theo öldükten sonra Tara üzerinden benimle bağlantı kurdu. Eğer başka kimse var da bana demezsen, seni buna pişman ederim biraz. Yemin ederim doğru söylüyorum. Ertuğrul Bey'im seni pazardaki vazifenden azletti. Ailen bulunana kadar da zindanda kalacaksın. Ondan sonra da Söğüt'ten defolup gideceksin. Tumrul! Mekke'si zindan atın. Günkut'la beraber Tara'yı derdest edip bize getirin. Nerede kalmıştır beyim? Nerede kalmıştır? Ahbar hazırdır değil mi? Hazır. Şimdi kurtlar kemirir. Kardeş, kardeş. Yer gibi gerildim. Beyim az daha gelmez ise ok gibi dalalım Keferin'in kalesine. Abdurrahman. Beyim nerededir? Beyim kalede mi kaldı yoksa? Bir gün o kalede kalırsan bil ki orayı fethetmişizdir Bamsı. Ay. Ay maşallah. Maşallah. Hoş gelmişsin beyim. Eyvallah. Çok şükür. Çok şükür. Ne ettin beyim? Beyim, yoksa o kancuğun kellesini, atının terkisini asıp getirdin mi? Bir gün o da olacak Bamsı. Her şeyi konuşacağız. Mikis nerededir? Mikis'i alıp öttürdük. Tara üzerinden irtibat kurarlarmış. Onu da yakalamalar için alpleri gönderdim. İyi ettin. İlbilge Hatun nerededir Turgut? İyi midir? Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Eyvallah. Abimin öldüğünü sandık. Meğer her şey ablamı kurtarmak içinmiş. Sağ ol. Eyvallah. Sen nasılsın Evliya Hatun? Şükür. Sayende iyiyim Ertuğrul Bey. Allah senden razı olsun. Eğer sen o kefer eyninden dönmeseydin, benim kurtulmamın da bir manası olmazdı. Sağ salim dönmüşsün. Bir daha yolunuza kimse çıkmayacak. Tekerinize taş değmeyecek. Pusatın bunun teminatıdır. Eğer yol hayırlıysa taştan perva olmaz. Lakin yolun sonu karanlığa çıkacaksa olmasa ye. Allah yolun da hayırlısına revan olmayı nasip etsin inşallah. Var olasın.
Haydi. Gayrısız obaya dön. Ben burada kalıp Ertuğrul Bey'le biraz daha konuşacağım. Biz ekmek tuz hakkı biliriz Ertuğrul Bey. Bu yaptığın yiğitliği asla unutmayacağım. Bu mesele iki obanın da pekişmesine vesile olacaktır. Seninle baş başa konuşmak isterim. Eyvallah. Bunların hükümlerini iyi vermedin mi kızım? İp olmaz. İp olmadığında çorap da örülmez, yelek de. Selcan. Selcan, sana derim kızım. Bu ne dalgınlık böyle? Kusura bakma, sana duymamışım. Neden öyle dalıp dalıp gidersin kızım? Çok şükür oban geldi. Süleyman'ım yanında. Düzeninde kuruldu. Öyle de anam. Bir yarım orada kaldı. Gündoğdum'dan hala haber yok. Kızım, sen Metin olacaksın. Sen dik duracaksın ki seninle gelenler de vahkur olsun. Öyle yaparım. İçim kanar, içime ağlarım. Lakin yüreğim çatlayacak gibi ana. Biz kız uşak düştük, yollara geldik buraya. Gündoğdu Bey'im kardeşleriyle dağ başında, evi de bu soğukta. Önlerinde çaşık, gerilerinde düşman. Ne eder kim bilir? Gündoğdum yalnız değildir ki. Kardeşleri yanında, oğlu yanında. Hem her gecenin bir sabahı, her zemherenin baharı vardır. Mevlam'dan ümit kesilmez, koy verme kendine. Hem bak Ertuğrul Bey söz verdi. Verdi. Allah bin kere razı olsun. Lakin Ertuğrul Bey'imin başı kalabalıktır ana. Buraların belası pek yaman. Sen tasa etmeyesin kızım. Ertuğrul Bey'imiz o kaleden sağ çıktı ya. Şu badireleri atlasın. İlk işi kardeşlerinin yanına ulaşmak olacaktır. İnşallah. De hele Bey, Bolat Bey. Hem onlara İlbilge'yi kaçırttığını söyledin, hem de oradan sapasağlam çıktın. Çok büyük iş. Nasıl yaptın bunu? Bir anlaşma yaptım. Yaptığım anlaşma şimdi onlara yarar, sonra bana yarayacak. Ne anlaşmasıymış bu? Gerekirse biz de Uç Bey'imize yardımcı olalım. Bu mesele benim meselemdir. Gerekirse haberin olur. Peki altınlar. Bacıma cihan mülkü feda. Lakin benden de vergileri beklerler Ertuğrul Bey. Merak etmeyiz. Altınları ziyadesiyle geri alacağız. Neymiş senin konuşmak istediğin asıl mesele? Ha, şu mesele. İki obanın kardeşliğinin pekişmesi.
Bunu tamamını erdirmek, hayırlı bir işle mühürlemek isterim. Yarın akşam otağımızda bir yemek tertip edeceğim. Ailece sizin de teşrif etmenizi beklerim. Hem de bu işi orada konuşuruz. Eyvallah. Davetinize icabet edeceğiz. Gerçekten gidecek misin hanım? Ağabeyim bana başka çıkar yol bırakmadı. Emir Bahattin'le evlenmektense sürgün benim için yeğedir. Başka bir yol, başka bir çare yok mudur? Töre belli, nizam belli. Ağabeyim buyurduktan sonra elden ne gelir? Bunca yıldır derdine derttaşlık, yoluna yoldaşlık ederim. Gayrı saklama benden. Ne dersin Mengü? Ne gizlemesi? İçindeki yangını bilirim. O kor yüreğe düştü mü, dumanı ilk gözlerden çıkar. O bakışlar derununda taşıdığın yangının alazıyla dolu. Saklama benden hanımı. Gönlünün Ertuğrul Bey'e meylettiğini bilirim. Benimkisi küçük bir umuttu. Hiç gerçekleşmeyecek bir hayal. Neden öyle düşünürsün hanımım? Ben Ertuğrul Bey'e sevdalandım. Ama diyemedim, korktum. Anlatmaktan. Anlattığımın anlaşılmamasından korktum. Beni içinden çıkardığı onca kötülükten sonra, bana yaptığı onca iyilikten sonra gözünde küçülmekten korktum. Sevda kuşu kafeste durma hanımım. Ben derim ki sırrını ikrar et. İçindeki yangını ona da söyle. Söyle ki bilsin. Tara, ne oldu? Ne oldu? Ertuğrul bizden önce harekete geçmiş. Mikis'in bizim için çalıştığını öğrenmiş. Evine gittiğimde Ertuğrul'un alpleri onu götürüyordu. Efendim, ben görevimi yerine getiremedim. Bu utançla yaşayamam. Bırakın şurada öldüreyim kendimi. Seni kaybedemem. Sen bana lazımsın. Peki ne yapacağım? Mikis mutlaka senin adını Ertuğrul'a verecektir. Artık Söğüt'te duramazsın. Ortalıktan kaybol. Emredersiniz. Anadolu'nun dişiyle tırnağıyla arttırdıklarını Moğollara yar etmeyeceğiz. İti ite kırdırarak yaptıracağız bunu da. Diyelim ki bu Dragoslu adamları bu işi becerdiler. Ya bir kancıklık ederlerse? Ya altınların yarısını vermemezlik ederlerse? Onların bize yarısını vermelerine gerek yok Turgut'um. Biz hepsini alacağız. Onları vergilerin toplandığı kervansaraydan çıktıklarında takip et Mergen. Kaleye gitmeyeceklerdir.
Mutlaka gizli bir inleri vardır. O inlerinin nerede olduğunu öğren. O ini öğrenebilirsek yalnızca altınları değil, gerçek Dragos'u da yakalayabiliriz. Buyruk senindir beyim. Dragos ve adamları Moğolları öldürüp altınları alacak. Moğollar da Emir Bahattin'i öldürecek. Biz de Dragos'un inine girip altınları alacağız. Ya beyim, it iti ısırmaz derler ama o itler birbirlerini parçalayacaklar. Sen Lefke Kalesi'ne varıp altınların toplandığı kervansarayı onlara iletirsin Turgut. Bugüne dek dört koldan üstümüze çullandılar. Şimdi hepsi birbiriyle dalaşsın da bizim aklımız onların pusatlarını nasıl birbirlerine doğrultur görsünler. Düşmanlarıma intikamsız ölüm olmayacağına dair ant içmiştim. Artuk Bey'i kör ettiren o kanı bozuk Bahattin'di. Gölgesine saklandığı kılıç Bahattin'in kellesini vurunca intikamım herkese ibret olacak. Beyim, düşmanları bir bir telef ettikçe devleti kurmamız yakındır inşallah. İnşallah Bamsı. İnşallah da bakalım Allah murad eder mi? Niye ki ne beyim? Biz mücadelemizi veririz. Neden olmasın? Bir devlet göğsü hikmet bahçesine dönmüş yiğitlerin omuzları üzerinde yükselir Bamsı. Pazuları polat, omuzları böylesine geniş, Allah'ın nice böyle aslanları vardır. Lakin Allah onlara devlet nimetini bahşedince bu lütfu kendilerinden bildiler. Kudret ele geçince onu ihsan eden Rablerini unuttular. Sonra da yerle yeksan oldular. Mühim olan kazanmak değil Bamsı. Kazandığını aşkla, şevkle, imanla elde tutabilmektir. Allah bizi kudretin ve makamın şehvetine kapılanlardan eylemez. Amin. 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 Sana sandığı öğren dedik. İşe yarar bir malumat al dedik. Hem bir halt öğrenemedin, hem de bir tavşan gibi adamları bırakıp kaçtın. Sandığı öğrenmek için her şeyi denedim. Emir Hazretleri, adamın gözlerini dahi kör ettim. Lakin bunların ağızları kilitli. Nuh dedi, peygamber demedi. O sandık yüzünden Moğolların kılıcı her gün ensemde gezer. Her gün! Anladın mı? Sen eline düşmüş adamdan iki kelam laf alamayacaksan ne işe yararsın? Ha? Ne işe yararsın? Bir de kör ettik de. Akıllı bir adam hiçbir şey yapmadan ağzından laf almasını bilir. Emir Hazretleri, belki de sandık gerçekten de onlarda değildir. Ha. Ben koskoca Emir Bahattin onu sana boşuna mı aldırdım? Bunu mu ima edersin? Haşa Emir Hazretleri. Kalk. Kalk! Daha Söğüt'ün vergi kafilesi gelmedi. Ne etti bu Beybolat? Tez öğrenmemiz gerek.
Toplanan vergilerin hepsi burada. Bu da vergi vermemeye direnen Oba Bey'in kafatası. El koyduğumuz altınlarıyla kaplayıp size getirdik. Söğüt'ün vergileri yok. Yazmayı mı unuttunuz? Söğüt'ün vergileri gelmedi ki henüz. Ne demek gelmedi? Bunların bir an evvel Hülagü Han'a gitmesi gerek. Oyun mu oynuyoruz burada? Ay maşallah, maşallah. Ne bereketli vergiymiş. Yığıldıkça yığılır. Değil mi komutan? Bir de eksik olmasa iyi olur. Söğüt'ün vergileri nerede Bahattin? Yoldadır komutan, yoldadır. Kar, kış, kıyamet şimdi. Ondan geciktiler herhalde. Sen çocuk mu eylersin ha? Hiçbir kar da kışta kalmadı da. Bir tek Söğüt'ün gibi kaldı. Bak, şu elimde gördüğün kase, vergi vermek istemeyen birinin kafatası. Eğer en kısa zamanda Söğüt'ün vergileri gelmezse, senin de sonun böyle olur. Anladın mı? Merak etme komutan, merak etme. Akşama zaten Söğüt'te olacağım. Bizzat bu meseleyi halledeceğim. Şimdi ver, teslim mühürünü basalım. Hepsi tamamlanmadan mühür yok. Hepsi tamamlanana kadar da senin sorumluluğunda. Ne vakit Söğüt'ün vergileri gelir, o vakit ben teslim alırım. Eğer gelmezse bu kağıdı kanunla mühürleyip gönderirim Hülagü Han'a. Şimdi git, bir an önce hallet. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Umarım Ertuğrul beklediğimiz bilgiyi gönderdi. Altınların toplandığı yer Söğüt'ün dışında yol üzerindeki kervansaraydır. Kimler olacakmış kervansarayda? Sadece Moğollar. Ertuğrul'a minnetlerimizi iletin.
İş bittiğinde kendisine haber vereceğiz. Bizim zaten olan biten her şeyden haberimiz olur. Ertuğrul Bey'im, herkes üzerine düşeni yapsın. İtimadımızı boşa çıkarmasınlar dedi. Bilesin. Askerleri toplayın. Komutan Dragos'a da haber verin. Kervansaray'a gidiyoruz. Moğolları öldürüp altınları alacağız. Emredersiniz efendim. Beyim. Beyin hele. Taro dükkanını açmamış beyim. Evinde de yok. Tüm Söğüt'ü aradık. Bakmadığımız yer kalmadı lakin hiçbir yerde yok beyim. Mikis'i yakalayınca it gibi kuyruğunu kıstırıp kaçmış olmalı. Siz gözünüzü kulağınızı dört açın. Her an her yerden çıkabilir bunlar. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Beyim, devri atlardan da haber geldi. Emir Bahattin, Umuroğulları otağına doğru gidermiş. Bize haber etmediğine göre bunlar yine bir işler karıştırıyor olmalı. Nasılsa öğreniriz. Haydi siz vazifenizin başına. Ertuğrul Bey'im. İyi bir iki hatunu. Kaleden o şeytanların elinden kurtarmışsınız. Yaptığınız kahramanlık Söğüt'te herkesin dilinde. Eyvallah. Eyvallah Sangoç. Bir uç bey olarak vazifemi yaptım ben. Tanrı sizi korusun. Tanrı sizi korusun. Siz bizim umudumuzsunuz. Eyvallah. Az kaldı Ertuğrul. Çok az kaldı. Zamanı gelince üzerine düşen sadece benim elimden ölmek olacak. Emir Bahattin haber yollamış. Bu akşam otağımıza gelecek. Hiçbir işte kusur istemem, bilesin. Buyruk senindir ağabey. Sen hiç tas etme, her bir şeyi tamam ederiz. İlbilge bacımızın haline bakarsak, koskoca Selçuklu Devleti'nin emirine sirke ikram eder. Hep bana itaatsizliğinden. O dizginlenmez inadından. Peki ya sen bacım? Sen de ağabeyine karşı öyle mi olursun bacım? Nasıl ağabey? Emrettiğimiz bir şeyi yapmak yerine itaatsizlik mi edersin? Haşa ağabey. O nasıl söz? Sen hep farklıydın zaten bacım. Onun gibi keçi inatlı değildin. Peki... Beyliğimizin menfaatleri için Ertuğrul Bey'le evlen desem. Sen ne dersen onu yapmak benim boynumun borcudur abi.
Yarın Umuroğullarının otağına davetliyiz ana. İadeyi ziyaret elzemdir oğul. İyi olmuş. Kızım, hatunlara diyesin. Kaya obasına yaraşır hediyeler hazırlasınlar. Mahcup olmayalım. Merak etme Esin Hanım. Bizzat kendim ilgilenirim. Lakin gitmemizin tek nedeni iadeyi ziyaret olmayacak. Bey Bolat Bey benimle hayırlı bir mesele görüşmek istermiş. Neymiş acem? İki obanın kardeşliğini pekiştirmek içinmiş. Belli ki aramızda akrabalık tesis etmek ister ana. Öyleyse seni bacası Sırma Hatun'la evlendirmek niyetindedir beyim. İlbilgi Hatun'u Emir Bahattin'le evlendirmek ister zira. Beyim, sen elbet her şeyin en iyisini bilirsin. Lakin bunların sinsi sinsi sokulmalarından belliydi böyle bir iş edecekleri. Nedir seni böyle kaygılandıran? Eğer tahmin ettiğimiz gibi bir teklifle gelirlerse... senin vereceğin karara uymak elbet boynumuzun borcudur beyim. Şimdi sen de başı dumanlı yengeni dinleyesin. İçime doğar beyim. Hissederim. Tekin değildir bunlar. Bildiğin, duyduğun bir şey var mıdır Sercan Hatun? Yoktur. Bey Bolat denen o adam gözüm tutmaz. Geldiği günden beri ılık ılık konuşur. İmdi bir oyun etmesinden korkarım beyim. Ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. Tedbiri elden bırakmamak lazım gelir. Takdirle yazılan, tedbirle bozulmaz Sercan Hatun. Allah akıbetimizi hayırlı etsin. Lakin dediklerinin hepsine hak veririm. Gerekli hazırlıkları da yaptım, merak etmeyesin. Dur hele kızım. Hemen suizan etme. İşin aslını, astarını öğrenelim. Sen ne dersin oğul? Sercan Hatun kaygılarında haklıdır ana. Bey Bolat Bey'e ben de güvenmem. Zira Emir Bahattin'e çok yakındır. Eğer düşündüğümüz gibiyse bana böyle bir teklifle gelmesi boş değildir. İşin o tarafını sen daha iyi bilirsin oğul. Neredeyse evlatlarını tek başına büyüttün. Halime'me olan sevdanı da bilirim. Benim bile aklıma geldikçe burnumun direği sızlar. Ne yapalım? Takdir-i ilahi. Lakin ben gayri yaşlandım oğul. Senin yanını yöreni toplayacak bir hatun lazım sana. Bunun kararını sen vereceksin. Umuroğulları buraya devletin buyruğuyla geldi. Bu yalnız vergi toplamak için değil. Onlar üzerinden üzerimize oynanan başka hesaplar da vardır. Olası fitnelere karşı iki obanın birliği mühimdir. Umuroğulları üzerinden hain emeller güdenlere karşı biz Umuroğullarını kendi safımıza çekersek hesapları bozabiliriz. Benim gönlüm Halime'den başkasını görmez ana. Olacaksa da siyaseten bir evlilik olur. Ertuğrul'un dediği doğru çıktı. Vergi altınları buradaki kervansarayda toplanıyor. Arabalar dolusu altın. İçeri nasıl gireceğiz efendim? Önce sen gireceksin. Sonra biz. Sen içeri süzülerek bir yılan gibi sinsice gireceksin.
Sonra hiç beklenmedik bir anda zehrini akıtacaksın. Gerisini biz halledeceğiz. Siz Zangoç Kılığı'nda Ertuğrul'un en yakınına kadar sokulup kimseye belli etmediniz. Benim için de içeride bir hizmetlinin yerini almak hiç zor olmayacak efendim. Moğollar şöleni çok severler. Akşam şölen vaktinde onlara zevkle hizmet et Uranus. Sevmedim. Hadi. Çok övdüğün şaraptan doldur da bir tadına bakalım. Yalnız esirmezsem kanını içerim ona göre. Güzelmiş. Ne dedim bunun için? Kan gibi efendim. Kan gibi şarap. Thank you.
Vergi, vergi diye tepeme binmişken şu başımıza gelen işe bak. Hepsi kefereye gitmiş. Bu vergiler hususunda karşımıza çıkan sorunlar aslında senin mesuliyetindedir, bilirsin değil mi? Ne yapsaydım Emir Hazretleri? Bacımı orada mı bıraksaydım? Yok, onu demedim. Neyse ki o altınlar İlbilge Hatun'un canının bağışlanması için feda edilmiştir. Bir şekilde geri alana dek icabına bakacağız. Bunun acısını Dragos'tan çok acı şekilde soracağım Emir Hazretleri. Buna emin olun. Eminim Bey Bolat, eminim. Eğer emin olmasam şu konuşmayı yaptığımız sıralarda bir celladın baltasının altında olurdun. Bunu bil kâfi. Bir de bir öğren bakalım. Bu Ertuğrul nasıl bir anlaşma yapmış Dragos'la? Tez vakitte öğrenirim Emir Hazretleri. Lakin Ertuğrul düşündüğümden çok daha iyi bir savaşçı. Sadece acı kuvvetini değil, aklını da çok iyi kullanır. Ha. Bakıyorum da Ertuğrul'a hayran olanlar kervanına sen de katılmışsın. Buraya niye geldiğini aklından çıkarma. Hayranlık değil, tespit. Malumatlarını kendine sakla. Dediğimi yap, yeter. Ne bana dedikleriniz ne de buraya neden geldiğim aklımdan çıkmıştır Emir Hazretleri. Bir kına iki kılıç sığmaz. İyi bilirsiniz. Lakin siz de takdir edersiniz ki Ertuğrul gibi bir düşmanı yüz yüze alt etmek kolay değildir. Ben de bunun için başka bir yol buldum. Nasıl bir yol? Ona diğer kız kardeşim Sırma'yla evlenmesini teklif edeceğim. Kayı Obası'na sızıp gücü ele geçirmenin en kestirme yolu bu olsa gerek. Hem Sırma İlbilge gibi değildir. Karda yürür, izini belli etmez.
beyliğimizin menfaatlerine de sıkı sıkıya bağlıdır. Rahle-i tedrisatımızdan geçtiğini şimdi belli ettim Bey Bolat. Çok akıllıca bir hamle. Lakin evliliğimiz hususunda İlbilge Hatun henüz katı bir cevap vermedi. Öyle cevval göründüğüne bakmayın. İlbilge biraz ürkektir, çekingendir. Bu evlilik meselesine yavaş yavaş ısınması gerekir. Ben bizzat onunla konuşup ısındırırım. Bundan mütevellit bir müddet burada kalacak. Onu tatlı sözlerle yumuşatırım. İkna edeceğime eminim. Yarın akşamki yemekte de olmak isterim. Umarım bir mahsuru yoktur. Estağfurullah Emir Hazretleri. Memnun olur, şeref duyarız. Hem bakarsın iki hayırlı iş bir arada olur. He? İnşallah. Hem bu süre zarfında Ertuğrul'la da alakadar olmuş olurum. Bir de halletmemiz gereken sandık meselesi var. Hepsi öldü efendim. Biri hala yaşıyor. Kan şarabından yeterince içmemiş anlaşılan. Şarabı getirin. Kazandığım en büyük zafer. Anadolu'dan toplanan bütün vergiler elimizde. Altın sandıklarının hepsini alın. Kazandığımız sadece altın olmayacak efendim. Burada döktüğümüz kan çok büyük bir katliam yaratacak. Bu yüzden kazandığım en büyük zafer. Yaptığım tek hareketle yer yerinden oynayacak. Moğollar Anadolu'yu cehenneme çevirecekler. Türklerin kellelerinden daha yapsınlar. Umurumda değil. Canları cehenneme. Bundan sonra servet elimde, zafer kılıcımdadır.
Selamünaleyküm Artuk Bey. Beyim, aleykümselam. Yatasın hele. Yatasın. Nasıl oldun Artuk Bey? Gözümüzü kararttılar. Lakin gönlümüz hala aydınlıktır beyim. Bu aydınlık çok şükür ki bize ziyadesiyle yetmeye kafidir. Sen ne ettin beyim? Sana bu zulmü reva gören Emir Bahattin'den alacağımız intikam yakındır artık be. Onu öyle işler edeceğim ki Moğolların köpekliğini eden kim varsa ibret alacak. Evelallah beyim. Bundan zerre şüphem yoktur. Bizi parçalamaya çalışan itleri birbirine kırdıracağım. İt bir değil, iki değil beyim. Tümden telef edilmeleri icap eder. Bilhassa da Moğollar. Sultan Baybars'tan gelecek haber yakındır. Hele bir ondan haber gelsin. Bütün Türkmen obalarını tertip edip büyük cenge girişeceğiz. İnşallah beyim. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah artık bey. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Benim için kendini de obana da tehlikeye attın. Soframdaki misafirin şerefi benim şerefimdir. Onun için değil kendimi, cümle cihanı ateşe atarım İrbilge Hatun. Başın ne vakit dara düşerse bir haber etmen yeterlidir. Cihanın öbür ucunda dahi olsan koşar gelirim. Allah'a emanet. Ben Ertuğrul Bey'e sevdalandım ama diyemedim, korktum. Anlatmaktan, anlattığımın anlaşılmamasından korktum. Beni içinden çıkardığı onca kötülükten sonra, bana yaptığı onca iyilikten sonra gözünde küçülmekten korktum. Destur var mıdır abla? Buyur Sırma. Hayırdır, giderim diye mi sevinirsin? Olur mu öyle şey abla? Bu yüzündeki sevincin sebebi ne öyleyse? Ağabeyim. Ağabeyim ne? Ağabeyim. Sırma. Ağabeyim ne? Çıkarsana dilinin altındakini. Ağabeyim beni Ertuğrul Bey'le evlendirmek ister. Ne dersin bu işe? Hayırlısı. Ne diyeyim? Ertuğrul Bey'in haberi var mı? Yarın akşam yemekte açacakmış mesela. Babam bir yandan Türk obalarıyla uğraşır. Bir yandan Söğüt. Bir yandan düşmanlar. Bunca derdin içinde onun yükünü biraz almak gerek. Hangisi daha zordur bilmem ki. Uç beyliği makamı mı? Obaları idare etmek mi? Sen ne okursun öyle harıl harıl salcı? Şifalı otlar yazar bu kitapta. Belki Artuk Bey'in gözleri için şifalı bilgiler bulabilirim. Babam da şifa bulması için gerekeni yapacak ağabey. Merak etmeyesin.
Hayrola, daha yatmadınız mı aslanlar? Baba, uyku tutmadı. Kardeşlerimle dertleşirdik biraz. İyi, iyi. Gelin bakalım. Gel hele Osman. Gel savcım. Deyin bakalım. Ne dertleşirdiniz? Senin yükünü baba. Onca mesuliyetim vardır. Lakin hangisi daha zordur bilemedik. Uç beyliği makamı mı, obaları idare etmek mi? En zor mertebe analık babalık. En mühim idare de ailedir. Nasıl baba? Getir bakalım şuradan okla yaylar Osman. Şimdi bu yayla üç okun manası nedir? Deyin bakalım bana. Oğuz Atan'ın cihangirlik alametidir. Yay cihanı bir uçtan bir uca kuşatır. Oklar da bir uçtan bir uca uzanır. Bu kadar mı? Bu yayla üç ok her şeyden evvel birliğin, dirliğin, nizamın alametleridir. Bunlar mertebe mertebe tatbik edilmelidir. En başta ve en mühimi de ailedir. Yay bir hatun gibi kuşatır, sarmalar, muhafaza eder. Oklar da bir er gibi yayılır, ileri gider. Birliği, bütünlüğü, nizamı evvela ailede başlatmak icap eder. Ailesine nizam veremeyen aleme, ahaliye nasıl nizam versin? Bunun içindir ki Oğuz Ata bunları yalnız devlet için değil, her şey için bir nizam alameti saymıştır. Bu hikmetle evvela bir aile güçlü olur. Sonra oba, sonra boy ve nihayetinde de bütün soy. Soy. Yurt. İrade. Ve en nihayetinde de cihana nizam verecek bir devlet. Ata nasihatıdır. İyice belleyin. Her şey kökü ailedir. Nizamı bozuk bir tohum çınara dönüşemez. Sizin derdinize gelince oğullar ne kadar atalarına yaraşır evlatlar olurlarsa benim de yüküm o kadar azalır. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Maşallah yiğitlerime ben. Destur var mıdır? Gel İlbilge Hatun, buyur.
Beni görmek istemişsiniz. Buyur, şöyle otur. Devlet meselelerinden başımızı kaldırıp da iki kelam edemedik. Söğüt'e adımını attığından bu yana yaşadıkların kolay şeyler değildir bilirim. Lakin hakkını yiyemem. Bunca şeye rağmen şuncacık geri adım atmadın. Devlet meselesinin her halükarda yerine getirilmesi gerektiğini babamdan öğrendim. Hala, hala. İyi de hatunsun. Her namlı er senin gibi birini hatun olarak görmek ister. Lakin senin gibi biri saraya layıktır. Taş duvarlarda, görkemli odalarda gözüm yoktur. Benim sarayım Akça Otağım'dır. Sen de haklısın. İnsan tatmadığı nimetin hakkında hüküm veremez. Lakin sarayın şatafatını bir tatsan, sen de anlardın güzelliğini buralarda heba ettiğini. Bir bilge hatun. Sen kendi kıymetini bilmeyen bir mücevhersin. O mücevher, kudretli birinin başında tacı olmaya yaraşır. İnci de bir mücevherdir Emir Hazretleri. Lakin yurdu deryadır. Benim de yurdum, bu görkemiyle baş döndüren ulu ağaçlar yurdudur. Müsaadenizle. Akşama gelecek olan misafirler için hazırlık yapmam gerekir. Selcan Hatun. Buyur. Hafsa Hatun. Bunlar iyi dokunmamış. Aha bak. Renkleri de karışmış. Sana iyi yokla demedim mi? Ne diye bakmazsın? Akşam hediye gidecek bunlar. Hayma ana bilhassa tembih etti. Nasıl temsil edeceğiz Kaya Hatunlarını bunlarla? Tamam, ben bunların iyileriyle değiştireyim. Madem eğileri vardı, ne diye bunları getirdin önüme? Değiştirecekmiş. Selcan Hatun, kızmayasın hemen. Ben bir bakıp geleyim işte. Neye bakacaksın Hafsa Hatun? Kaçtır aynı şeyi yaparsın. Şu dilimde tüy kalmadı sana laf etmekten. Selcan Hatun, gerçi hata bende. Ayağında toz yok, şalvarında turap. Ne konarlık bilirsin, ne göçerlik. Selcan Hatun. Götür bunları, gözüm görmesin. Selcan Hatun. Ben bu obada 10 yıldır saçımı süpürge ettim. Bizim çekmediğimiz eza, cefa kalmadı. Lakin birbirimizin kalbini hiç böyle kırmadık. Senin bey hatunluğuna itibarın vardır. Lakin haddini aşarsın. Zorlu hatun görmedikçe diliniz çarık olmuş mübarek. Haddi odu senden mi öğreneceğim Hafsa Hatun? Götür bunları dedim, gözüm görmesin. Selcan! Ne oluyor? Kendine gelesin hele. İnsanlara tahammül etmesini öğren. Bu obadaki bütün hatunlar benim kızımdır. Birini diğerine ezdirmem. Haddini aşmayız. Altınlara ne oldu acaba? Kanı bozuk kefereler işi becerebilecek mi?
Bekleyip göreceğiz babamızı. Haber gelmesi yakındır. Beyim. Değerli Dumrul. Mergen bir malumat iletti. Dragos'un adamları. Altınları Moğollardan almış beyim. Güzel. Nereye götürdüklerini öğrenebilmiş mi? Gizli yeri de öğrenmek için peşlerine düşmüş beyim. İyi. Her şey istediğimiz gibi gider. Mergen'den haber gelince inlerini başlarına geçireceğiz. Evelallah beyim. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Akşama otağımıza davetliymişsiniz. Bize pazardan eksikleri tamamlayalım dedik. İnşallah geleceğiz. Haydi abla gidelim. Almamız gereken şeyler var. Bilgi Hatun. Müsaitsen seninle bir şey konuşmak isterim yalnız. Olur elbet. Sırma. Sen burada bekle. Hoş geldiniz hanım. Bir emriniz var mı? Bir emriniz var mı? Defol git. Senin her daim gözlerinde bitmek bilmez bir dirayet. Her an kendini ateşe atacak heyecanını gördüm. İnadıyla nice kalp kıran bir hatuna bunca vakit katlandın Ertuğrul Bey. Adaletin peşinden sapmayan cesur bir hatun. Lakin bu sıralar ağzını bıçak açmaz Bilgi Hatun. Seni çok durgun görürüm. Elhamdülillah. Ömrümüzü töremize, obamıza adadık. Bu uğurda nice sevdiğimizden vazgeçtik. Kederimiz de, suskunluğumuz da bundandır. Benim tanıdığım Bilgi Hatun asla pes etmez. Cihana gözümü açtığımdan beridir obamla hiç durmadan göç ederiz.
kez bir yurt tuttuk. Hem de cennet gibi bir yurt. Umutluydum. Senin gibi bir uç beynin emrinde yaşayacaktık. Dağ başlarında mezarlarımız sahipsiz kalmayacaktı. Mezarlarımızın başında Fatiha okuyacak evlatlarımız, torunlarımız olacaktı. Şimdi ne değişti? Obamdan, bu güzel yurttan kopma vaktim gelmiştir. Sana çok şey borçluyum Ertuğrul Bey. Hazır konuşmuşken sana da veda etmek isterim. Ağabeyim beni sürgün etti. Bey, Bolat Bey neden böyle bir şey yaptı İlbirge Hatun? Beni Bahattin'in hatunu olmam için zorladı. Ben de kabul etmeyince obasında görmek istemediğini söyledi. Evlilikte rıza şarttır. Töreye de, dine de uymayan emir olmaz. Ağabeyin yanlış yapar İlbirge Hatun. Lakin ağabeyim doğru bir şey etmiştir. İki obanın birliği için bacım sırmayı senin hatunun yapmak ister. Güzel. Sandıkları tek tek açıp bakın. Yine sahte altın olmasın. Bir oyuna daha gelmeyelim, anlaşıldı mı? Güzel. Götürün. Sesini indirme vakti geldi. İşgal edeceklerini çok iyi biliyorlar. Sandıklar taşı taşı ama artık hepsi bizim. Hadi. Hadi.
Beyim, Ertuğrul beyler geldiler. Buyursunlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Seni yeniden görmek ne güzel. Geleceğinden haberimiz olsaydı daha evvelden görüşürdük. Sen de hoş gelmişsin. Kayı demircilerinin dillere destan Karaçeli'nde. Koçbaşı. Erlik, yiğitlik ve hürlük nişanı. Zahmet etmişsiniz Ertuğrul Bey. Bu Karaçeli'yi döven eller dert görmesin. Bu Karaçeli'yi döven görklü gözler sönmesin. İnşallah. Kıvanç duydum. Var olasınız. Eyvallah. Ayakta kalmayasınız. Buyurun sofraya. Eyvallah. İnşallah bu akşamki yemek geçmişte yaşananların üzerini örten kalın bir perde olur. Yaşananlar doğrusuyla yanlışıyla mazide kaldı. Gayri, yeni bir sayfa açmak gerek. Hadi buyurun, bismillah. Benim sadık savaşçılarım. Siz sözünüzü tutup ne kadar güçlü olduğunuzu gösterdiniz. Şimdi ben sözümü tutup sizi altına ve zafere boğacağım. Olduğumuz kadar kan dökeceğiz. Döktüğümüz kan kadar altın kazanacağız. Çok büyük bir orduya sahip olacağız. Ve bu ordu sayesinde daha büyük zaferler kazanacağız. Altınların yarısını Ertuğrul'a ne zaman vereceğiz efendim? Hiçbir zaman. Ama bu bir savaşa sebep olmaz mı? Ele geçirdiğimiz altınlar sayesinde çok güçlü bir ordu toparlayacağız. Ertuğrul orduyla baş edemez. Bu yüzden artık savaş çıkmasının bir önemi yok. Hatta işimize bile gelebilir.
Ertuğrul kendisini yok edecek orduyu kurmamıza yardımcı olacak. Evet. Ertuğrul bize çok büyük bir iyilik yaptı. Ama onu yok olmaktan kurtaramayacak. Benim sadık savaşçılarım. Bu akşam karede çok büyük bir ziyafet var. Yiyin, için, eğlenin. Zafer daima bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Ellerinize sağlık. Umuroğlu hatunlarının sadece birer cevval savaşçı değil, aynı zamanda ne kadar hamarat hatunlar olduğunu gördük. Afiyet olsun Hayme Hanım. Beğenmeniz bizi mesut etti. Davetinizle mesrur, sofranızla şen olduk. Selçuklu Devleti'nin emiri olarak bizi mesut eden başka şeyler de var. Bu zor günlerde Tragos ve çetesine vurduğunuz darbeyle iftihar ettik. Göğsümüz kabardı. Bahadırlığınıza bir kez daha hayran olduk. Ben yalnızca devletimin verdiği vazifeyi hakkıyla ifa etmeye çalıştım. O kadar kahramanlığın üstüne bir de mütevazı oluşu Uç Bey'imizi gözümüzde daha da büyütür. Eyvallah. O kaleden çıkmak gerçekten büyük iş. Maalesef vergi altınlarını vermek zorunda kalmışsınız. Bu husus ziyadesiyle canımızı sıkacaktır tabii. Lakin nihayetinde İlbilge Hatun'un canı kurtulmuştur. Altınlar yeniden tanzim edilene kadar ben Moğolları idare ederim. Lakin benim asıl merak ettiğim, oradan sağ çıkmak için Dragos'a ne vaat ettin Ertuğrul Bey? Her yiğidin yoğurt yeyişi ayrıdır. Bazısı kendi kaşığıyla yer yoğurdu, bazısı başkasının kaşığıyla. Yalnız bizim buraya gelmemizin tek nedeni yemek yemek değildir. Hayırlı bir iş için de geldik buraya. Zira bir akrabalık ilişkisiyle birbirimize bağlanmamız gücümüzü daha da arttıracaktır. Bu vesileyle ben de düşünüp kararımı verdim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle İbilge Hatun'u isterim. Rızası varsa. Benim de rızam vardır. Ertuğrul Bey'in teklifini kabul ederim.